yapabiliriz. Evet, bu hafta çalışacak olduğumuz bölüm, taslağı kapatayım. Evet, birlikte bu hafta bunu çalışacağız. Var mı sorusu olan? Tamam, o halde bir de taslak açalım ve taslakla başlayalım. Şimdi tekrar paylaşıyorum. Evet. Evet, bunu çalışacağız. Lütfen bir dosyayı açalım ve yeni bir katman açalım. Burada ilk önce yapabileceğimiz şey bir gövde, aynı zamanda bir kafa. Karakter tasarımı dersinde bugün bunu çalıştınız diye biliyorum. Doğru değil mi? Evet hocam. Evet. Kafaya baktığımızda biraz daha bu yanlara doğru geniş. Burası basık bir kafaya sahip. İlk önce bunu çizebilirsiniz. Ardından bunu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Şimdi ben bunu çizdim. Ve seçiciyle seçip kopyalıyorum. Aşağıdan duplicate yaparak çoğaltmış oldum. Şimdi bu kareyi ilk önce yukarıdan başlayacağı için yukarıyı alabilirim. Burada olabilir. Ardından ikincisini yerleştiriyorum. Ve bunu aşağıya kadar indiriyorum. Buraya kadar gelsin. Şimdi yukarıdan aşağı kadar inecek bu. Burada ne olacak? Zemine çarptığında basıklaşacak, değil mi? Bunu çizelim aynı zamanda. Yeni sayfa açarak çiziyorum bunu. Bu tarafa doğru genişleyecek ve burası basıklaşacak, yukarıdan aşağı doğru gelecek. Ne olur? Zemine çarptığı yer aynı nokta olacak. Orası değişmeyecek, yukarıdan basıklaşacak. Aynı zamanda kafa da içeriye doğru girmiş olacak. Evet, bunu da yapın lütfen. Şöyle bakacak olursak kafa burada içeriye gidiyor. Sonrasında bunu biraz daha isterseniz içe doğru alabilirsiniz. Abartmak isterseniz. Sonrasında tekrar eski haline gelecek. Bunun için dilerseniz direkt 3'ü pardon 2'yi kopyalayıp da yapıştırabilirsiniz. Onu da buraya ekledim. Geldiği noktaya tekrar çıkmış oldu vücut. Evet. Burada vücudun esneme hareketini oluşturabiliriz. Şimdi bu noktaya kadar herhangi bir kafa karışıklığına sebebiyet verecek bir durum yok diye düşünüyorum. Var mı anlaşılmayan bir durum? Evet, şunları sileyim. Evet, şu kısma bir bakalım. Evet, burası kapatırsak ve
şu görüntüyü açarsak şu nokta aşağı doğru iniyor. Tekrar aynı pozisyonu alıyor. Bu kısım. Başladığımız nokta zemine çarptığında hacim olarak basıklaşıyor ve sonrasında tekrar esniyor. Var mı bu durumla ilgili bir sorusu olan? Tamam. Martin Edsade, is it clear? Evet, bu noktaya kadar yaptık. Şimdi burayı ayrıntılandırabiliriz isterseniz. Sırasıyla da ilerleyebiliriz. Bu kısmı yapabildiniz mi? İlk dört kareyi. Tepedeki zemine çarptığı, içe doğru büzüştüğü ve sonrasında hacim olarak eski halini aldığı görüntü. Sanıyorum tamam. Evet, devam ediyorum halde. Bu ikinciyi yaptıktan sonra, son kareyi yaptıktan sonra, bunu direkt kopyalayabilirim. Ve yere çarptıktan sonra yukarıya doğru biraz yükselme durumu söz konusu. Aşağı doğru geliyor, zemine çarpıyor, tekrar yukarıya doğru gidiyor. Hocam ayıcık ayı haliyle birinciyi gösterebilir misiniz bir? Şöyle yapayım. Önce bunu tamamlayayım. Ardından onu sırayla size göstereyim. Bir dakika lütfen. Yükselirken hafif bir dengesizlik yaşıyor. Yani sola doğru yan yatıyor. Ve ardından tekrar zemine çarpıyor. İkinci sefer çarpıyor. Yani yere düşüyor, hafif bir yukarı zıplama, tekrar bulunduğu konuma gelme. Burada tekrar iki A'yı duplicate yapabiliriz. Yani zemindeki görüntüsünü tekrar duplicate yapabiliriz. Ve buraya gelmiş oluyor. Şimdi yükseldiğinde aradaki açıklığı bu şekilde genişletebilirim. Çünkü yükseldiğinde belli bir süre havada kalıyor. Bir şey sorabilir miyim hocam? Lütfen. Şimdi suyun altında düşüyor ya, hareketler bu nedenle çok yavaş akıyor. Daha yavaş. Bu, evet. Kesinlikle. Evet. O şeyler arası, kareler arası kaç boşluk bırakmak lazım? O yavaşlığı sizce hani hissettirmek için. Şu an göz kararı gibi gidiyorum ben ama evet, hani evet. Orada bir... Şöyle yap lütfen onu. Ben herhangi bir sayı vermeyeyim. Onu sen kendin hissederek yapmaya çalış. Yani ne kadar araya çizim eklersem yavaşlığı hissettirebiliyorum diye. Tamam. Çünkü benim burada sayı vermem çok sistematik bir şey olacak. Onu sen hissetmeye çalış lütfen. Tamam. Tamam hocam. Teşekkürler. Yani senin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Deniyorum. Evet. Bu noktaya kadar anlaşılır oldu mu?
yine 1, 2, 3 diye adını koyacak olursak belki sözle de söyleyebilirsiniz. Nedir? Aradaki boşluk mu? Yok, boşluk değil. Yani birinci kare bu, ikinci bu. Ben şimdi bunların isimlerini tekrar düzenleyeyim. Belki alttaki isimlerden dolayı karıştırıyorsunuz. Bu arada size de buradan da göstermiş olayım bilmeyenler için. Buradan Edit Track bölümünden alttakini tıklarsanız bu sol taraftaki numaraları düzenleyecektir. 1A, B, C diye bazen karışıyor ya da Copy Z diye orada kendisi isim veriyor. Düzenlemek isterseniz çok karıştığında oradaki Edit Track bölümünden düzenleyebilirsiniz. Burcu, bu aşağıda gördüğün gibi bir diye yazıyor. Belki sana yardımcı olur. Tamamdır. Evet, buradan göz ve kafa durumuna bakacak olursak, gözlerin hareketini de burada ekleyelim. Normalde gözleri burada ve burnu burada. Zemine çöktüğünde gözlerdeki hareketin de aşağı doğru kafa hareketiyle birlikte düştüğünü görüyoruz. Evet, şu iki kare yardımcı olacaktır. Aynı şekilde kulaklara bakacak olursak, kulaklar da öyle. Bu noktaya doğru, aşağıya doğru. İniyor. Şu iki kare kafasının hareketini vermemiz için oldukça yeterli olacaktır. Tekrar buraya geldiğimizde kafasını tekrar kaldırdığı için gözler de aynı şekilde tekrar yukarıya doğru yükseliyor. Evet, yine buraya baktığımızda gözlerin bir açıyla, şöyle bir açı belirteyim. Kafa biraz yan yatıyor burada, değil mi? Dolayısıyla gözlerde bu form alıyor. Eğer burada bir kulak varsa bakacak olduğumuzda kafanın yana doğru olan hareketini verebilmek için bütün uzuvların açısını doğru bir şekilde oluşturmamız, yerleştirmemiz gerekiyor. Yani kafa yatıkken biz gözleri hala düz çizersek orada bir algının tam olarak izleyiciye geçmediği bir durum söz konusu olacaktır. Mesela burada baktığımızda gözler düz ama kulaklar farklı bir açıda. Dolayısıyla gözlerdeki açı aynı şekilde kulakları da yansıyacaktır. İkisi de aynı açıyla, aynı şekilde burunda. Diğer önceki derslerde de değindiğimiz konulardan da bir tanesiydi. Evet. Var mı bu noktada sorusu olan? Bir sorusu olan var mı? Martin and Sadeh, do you have a question?
Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Evet. Tamam. Tamam, tekrar ekranımı paylaşıyorum. Evet, var mı bir sorusu olan? Evet, şimdi daha anlaşılır olması için Ayşe sorduğun soruya istilayları gösteriyorum. Bunları gösteriyorum. Lütfen buraya bakabilirsin. Evet, olabildiğince basit bir karakter seçtim. En azından çizimi çok zor olmasın diye. Umarım rahatlıkla çizebiliyorsunuzdur. Evet. Devam edelim. Evet, tekrar oturduktan sonraki kafa hareketine bakalım. Gözler tekrar eski noktaya geliyor ve bardağından çay döküldüğünü gördüğü için bakışlar burada bardağının yönüne doğru ilerleyecek. Bir kare daha açıyorum. Evet, iki gözün birleştiği nokta tam olarak bardağına odaklandığı nokta. Var mı sorusu olan bu noktaya kadar? Çok kısa bekleteceğim.
In between'leri siliyorum şimdi, sadece KPM'ler kalsın, tekrar çizelim diye. Evet. Şu noktaya bakalım tekrar. Aşağı doğru iniyor. Bu aşamaya kadar herhangi bir sorun yok. Tekrar yükseliyor. Tekrar oturduktan sonra kafasını sağ tarafa doğru döndürüyor. Bu arada elindeki bardağı şu anda çizmenize gerek yok. Onu sonrasında ekleyebilirsiniz. Evet, burada ne yapıyor? Kafa sağ tarafa döndükten sonra ağzını kocaman açıp bardağındakini yudumluyor. Evet, kafa döndü. Burada kafa yukarıya doğru yükselecek. Beden olduğu gibi aynı karede, aynı pozisyonda kalıyor. Bir sayfa daha açıyorum. Bardağındaki sıvı biraz daha yükseliyor. Şimdi bu bitecek olduğu noktada, yani ağzındaki o kocaman açıklığı gösterebileceğimiz ve bardağındaki sıvıyı ağzına aldığı sahneyi gösterebileceğimiz bir keyframe ekleyecek olursak, vücut bu yöne doğru tamamen eğilmiş olacak. Ağzını buradan açacak. Evet, şimdi ayrıntılı çizelim.
bedenin bastığı nokta sabit kalıyor. Bu ayağın olduğu nokta da sabit kalıyor. Değişen sadece üst bedenin sağ tarafa doğru kayması. Evet, bir yandan kafasının ona doğru uzaklaştığında bir yandan da nefesiyle içine doğru çektiğini gösteriyoruz. O yüzden buradaki su, yani bardağın içerisindeki sıvı da ağzına doğru yaklaşmış oluyor. Evet, şu iki noktaya bakacak olursak kafanın bu yöne doğru, bardağa doğru yükseldiği durum. Fatih Hocam, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bir bölgeyi seçili hale getirip onu hareket ettirebiliyor muyuz? Bir bölgeyi seçip nasıl mesela? Sadece başını seçip onu yukarıya kaldırmak istesek. Mesela Photoshop'ta böyle bir hani kalemle seçip. Şu şekilde gösterdim size. Seçici butonu var sol tarafta. Seçici evet. Butonuyla seçmek istediğiniz, kaldırmak istediğiniz noktayı lütfen seçin. Ardından aşağıda kovanın yanında bir çerçeve butonu göreceksiniz. Ona tıklayın. Onunla birlikte yukarıya doğru kaldırabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ya da döndürebilirsiniz. Evet, diğer elinde de kurabiye var. Evet, tekrar edelim bu kısmı. Aşağı doğru iniyor. Gözleri, bakışları yere doğru, ardından tekrar yükseliyor. Tekrar oturuyor ve kafası bu yönde dönüyor. Evet, bu kareden sonra ne var? Yeni bir sayfa ekliyorum. Bu sefer de kafası tamamen düz ve aşağıda olduğu. Ağzındakini yutuyor ve önce kafası aşağı iniyor, ardından yukarıya kaldırıyor.
Orada atladığım bir şey olmuş. Burada o sıvıyı ağzına aldığı, ağzını kapattığı bir sahne olması gerekiyordu. Ben onu bekliyorum. Evet, burada kafa sabit olacak. Sadece ağzını kapattığını göreceğiz. Evet, bakalım bir bu noktaya da. Araya ara çizim ekleyeceğimiz için şu sıvı tamamen ağzına doğru girmiş olsun. Evet, şöyle bakacak olursak. Anlaşılır oldu mu? Var mı noktada bir soru? Var mı elinizde çalışma bitirmiş olan, bu aşamaya kadar tamamlamış olan birisi var mı? Bu arada şurada gövdeyi biraz daha yaklaştırmam gerekiyor aslında. Sağ tarafa doğru. Çünkü kafa bu yöne doğru ilerlediği için gövde de buradan itibaren esneyecektir şu yöne doğru. Dolayısıyla kol da bu yöne doğru geri gelecektir. Bir kez daha bakalım. Evet, şimdi daha iyi. Var mı sorusu olan? Bu aşamaya kadar yapmış olmanız bile yeterli olacaktır. Ben videonun tamamını Drive dosyasına atacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu bölüme dair söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var mı yapan, tamamlayan aranızda? Nara, güzel. Yok mu, tamamlamadınız mı? Ben tamamladım ama bazı şeyler eksik olsa da hani hareketler tam. Bakabilirim. Uğur, yapamadın mı? Henüz vakit ayıramadın mı? Yok, yapamadım. Tamam. Takıldığınız bir nokta var mı? Karakter ilginizi mi çekmedi? Neden yapamadınız peki?
hocam ben izlerken daha iyi öğrendim, fark ettim. Hani siz yaparken bazı noktaları kaçırıyorum. Önce izledim odaklı. Sonra dersten sonra da videosunu izleyip teker teker öyle çizeceğim. Tamam. Evet, 3 haftamız kaldı. 3 hafta sonra eğitimimiz tamamlanmış olacak. Bu hafta da birlikte 4 hafta. Çalışmalarınızı lütfen tamamlayın. En azından bitsin. En azından eğitim bittiğinde de oradan bakalım. Bir sonraki dersleri, yani geçtiğimiz dönemde 7. aya kadar devam eden dersleri, 3 aylık dersi YouTube kanalına ekleyeceğiz. Ücretsiz bir şekilde oradan dersin devamını izleyebileceksiniz. Kendinizi onunla ilerletmek isterseniz de o videoları da kullanabilirsiniz. Onun dışında da istediğiniz zaman yine çalışmalarınızı gösterebilirsiniz. Bunun için de dilediğiniz zaman haber verip çalışmalarınızı gösterebilirsiniz. Bu aşamaya kadar dersle ya da süreçle ilgili sorusu olan var mı? Hocam, istediğimiz derse girme ihtimalimiz var mı? Yani yeni olacak grupta ve ben mesela dersini tekrar almak isteyebilirim. Evet. Eğitime yeni... Evet. Şöyle, eğitime tekrar başlamak isterseniz elbette başlayabilirsiniz. Onun dışında videoları da istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Videolar zaten açık. Yine bahsettiğim gibi bu dersten sonra devam edecek olan 3 aylık eğitimdeki görmediğiniz 4 farklı eğitmenin dersini de YouTube kanalından izleyebileceksiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Diğer eğitimler de önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak. Katılmak isteyen olsa yine dediğim gibi katılabilir ama video kaydından da ücretsiz bir şekilde izleyip bu dersleri tamamlamanız da mümkün. Var mı sorusu olan? Hocam ben yükledim ama elleri bazı yerlerde unutmuşum. Tamam. Teşekkür ederim. Onun dışında Kuzuko ekibine, işte Köknar adını verdiğimiz ekibe de dahil olabilecekler olacak aranızda. Bunu da bu zamana kadar dersleri düzenli takip eden, giren, çalışmalarını yapan ve bütün bu derslerdeki çalışmaları klasöründe olan kişilerden olacak. Yine onu da yaklaştığında takvim sizlerle paylaşacağız. Sizlerin de içinden dahil etmek istediklerimiz olup sizler de kabul ederseniz o gruba da dahil olabileceksiniz. Bugünlük benim söyleyeceklerim bunlar. Bu videoyu sizle paylaşacağım. Animasyon halini paylaşacağım. Lütfen bu çizgi filmi de izleyin. Bu çizgi film gerçekten oldukça eğlenceli ve bazı hareketleri kolaylıkla analiz edebileceğiniz bir çizgi film. O yüzden de bunu da öneriyorum size. Sanırım Anime Türk diye bir kanal var. Orada var. Her yerde de yok bu çizgi film. 2 bölümden oluşuyor. Müzikleri de çok güzel. Müziklerini de çok eğlenceli buluyorum. Tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Martin Aitzade. Thank you for joining us. See you next week. Bye bye. Hoşça kalın. Bir sorusu olan, söylemek istediği bir şey olan varsa buradayım. Sorusunu sorabilir.